Efendim herkese hoş vakitler olsun. Bugün 18 Eylül günlerden pazartesi haftanın ilk başındayız. Eylül ayında artık yarısının ötesine geçmeye başladık. Ama hala hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde söylüyorum. Dışarıda çok sıcak bir hava var. Az sonra ayrıntısına da bakacağız ama böyle Ağustos'u aratmayan bir sıcak hava var. Gündem bugün nispeten devlet okullarının açılması, adli yılın açılışında yapılan konuşmalar ki esas ağırlıkta zaten o noktada özellikle mahkemelerin suç oranlarının durumu hakkında başsavcının, yüksek mahkeme başkanının, baro başkanının yaptığı açıklamalar var. Onlara da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Evet, hazırsanız haftaya şöyle bir başlayalım ve ilk olarak her zaman olduğu gibi sosyal medyaya başlayacağız. Dev ekran önüne geçeceğiz. Bakalım neler var bugün. Dedik ya adli yıl bugün başladı diye ilk açıklamayı bugün adli yılın açılış törenlerinde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik yaptı. Çok önemli noktalara vurgu yaptı Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik. Tüm vatandaşların kurallara uymakla yükümlü olduğunu, kurallara uyulmaması, tanınmamasının kaos, belirsizlik, itaatsizlik ve kanunsuzluk getireceğinin vurgusunu yaptı bugünkü Yüksek Mahkeme Başkanı adli yılın açılışında. Şimdi o açıklamayı şöyle bir ekranlara taşısın sevgili Serkan. Biz de detaylarını sizlerle paylaşalım. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, tüm vatandaşların kurallara uymakla yükümlü olduğunu, kurallara uyulmaması, tanınmamasının kavga, belirsizlik, itaatsizlik gibi kanunsuzlukları getireceğini söyledi. Bir ülkedeki hukuk düzenini korumak sadece mahkemelerin görevi değildir. Kuralların uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak için tüm kurumlarda denetim yapılması gerekir. Denetim yapılmadığı takdirde kurallara uyulmasını beklememek gerekir. Şu anda ülkemizdeki tüm sorunların altında düzgün ve gerektiği şekilde denetim yapılmaması yatmaktadır diyor. Yani gel sevgili Serkan'cığım, Yüksek Mahkeme Başkanı'na göre ülkede esas sıkıntının nedeni denetimin yeteri kadar yapılmaması. Denetim yapılınca işler biraz değişiyor. Hafta sonunu bir hatırlayın. Hafta sonu ne oldu? Bu ülkede rekabet kurumu ilk defa 2 GSM şirketine ceza kesti. Niye? Çünkü denetim yaptı. Denetim yaptığında senin, benim, vatandaşın mağdur olduğunu gördü ve cezayı bastı. İşte bu şekilde denetimler olursa, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın da söylediği şekilde, o zaman sistem çok daha kaliteli, çok daha çalışır hale geliyor. Denetimin olmadığı yerde, adam kayırmacılığının olduğu yerde sistem tıkanıyor, işlemiyor. Bunu da biz eklemiş olalım. Yüksek Mahkeme Başkanı'nın sözlerine bir parantez olarak bunları da biz eklemiş olalım. Yüksek Mahkeme Başkanı kadar adli yılın açılışında diğer konuşmacı, başsavcı Başkan İlgen'di. O da çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle trafik kazalarına vurgu yaptı ki ülkede biliyorsunuz son yıllarda trafik kazalarında her şeye rağmen bir artış var. Bu da son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu konuda önemli açıklamalarda bulundu Başkan İlgen. Onları şimdi sizlerle paylaşalım. Sevgili Serkan getiriyor ekranlarınıza. Başsavcı Başkan İlgen, ölümlü trafik kazalarında artış, bu konuda verilen cezalarla ilgili kamu vicdanına rahatsızlık olduğunu kaydetti. Ölümlü kazalara ilişkin cezaların artırılmasının yerinde olacağı kanaatindeyim diye bugünkü adli yılın açılışında önemli bir söz söyledi. Hakikaten bir bakıyorsunuz kazalar oluyor.
verilen cezalar çok düşük kalabiliyor. Verilen bu cezalarda zaten yürekleri yanan insanların acılarının artmasına neden oluyor. Bu da sosyolojik beraberinde başka toplumda sorunları da getirmiş oluyor. Adli yılın açılışına ilişkin Barolar Birliği Başkanı'nın da açıklamaları var. Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, adalet ve toplumsal düzene bakıldığında ülkenin yaşananlara güven ve huzur vermediğini vurguladı. Bugünkü yaptığı konuşmada ve sağlıksız bir büyümenin olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve adaletsizlikten şikayet olduğunu da yine bugün Barolar Birliği Başkanı adli yılın açılışında gündeme getirmiş oldu. Hakikaten de adalet çok önemli bir mekanizma. Bir toplumda, bir devlette en önemli başlıklardan bir tanesi adalet. Adalet tekliği uğradığında tüm sistem zaten sıkıntı yaşıyor, sorunlu hale gelebiliyor. Devam edelim. Cumhurbaşkanı ile mi devam ediyoruz arkadaşlar? Cumhurbaşkanı yarın New York'a, Amerika'ya gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 72. dönem açılışının dolayısıyla New York'a gidecek. Beraberindeki heyetle yarın sabah saat 8'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Bu arada Birleşmiş Milletler demişken Amerika'da Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi toplantı halinde. Bugün orada çok önemli kararlar çıktı. Özellikle Kuzey Kore'ye yaptırımlar konusu çok önemli. Ban Ki-moon'a karşı bir takım yaptırımların kararlarının alınması bekleniyor. Çünkü çok ciddi bir sıkıntı var. Türkiye Cumhurbaşkanı da Amerika'da. Özellikle Amerikan Başkanı'yla bölgesel sorunları görüşmesi, özellikle gelen hafta yapılacak olan Kuzey Irak'taki referandum olayı yine bu haftanın önemli gündem başlıklarından bir tanesini oluşturuyor. Ombudsman Emine Dizdarlı ile devam edelim. O da bugün bir açıklama yaptı. 6 aylık raporunu yayınladı. En çok şikayet edilen 16 başvuruyla İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet alanları dedi. 2016 yılı boyunca 114 başvuru alınmış. Bunun raporunu bugün kamuoyuyla paylaştı. Bu göreve gelen ombudsmanımız Emine Dizdarlı hanımefendi ve en çok şikayette İçişleri Bakanlığı'ndan onun ilgili alanlarına giren konulardan yapıldığını kendisi ilave etti. Ve tabii İçişleri Bakanlığı'nın da altında birçok daire olduğunu, birçok uhdesinde kurum ve kuruluş olduğunu da söylemekte fayda var. Bunu da bilmekte fayda var. Rum liderin bir açıklaması var. Amacımız umudu canlı tutmak. Kıbrıs Cumhuriyeti, daha doğrusu sözde Kıbrıs Cumhuriyeti, çünkü tek başlarına kullanıyorlar o cumhuriyeti. Rum lider, amacımız umudu canlı tutmak ve diyaloğun sağlam temelde devam etmesi için gerekli koşulların yaratılmasıdır dedi. Böyle güzel mesajlar veriyor ama ne zaman ki iş müzakere bandına geldiğinde talepleri, istekleri yıllardır çok da kolay değişmiyor. Rum liderin yine tribünlere yaptığı açıklamalar ki hatırlatmakta da fayda var. Rum tarafında da başkanlık yarışı yakında kızışacak gibi duruyor. Az sonra sevgili dostumuz Oğuz Köse bizlerle birlikte olacak. Kamuda bugün mesai saatleri de değişti. Onları konuşacağız. Ülkede neler olup bittiğini konuşacağız. Güzel bir söyleşi var. Çipli kimlikler Türkiye'de artık gününde verilecekmiş. Türkiye'de çipli kimlik biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi değişti. Türkiye'de başvuruyorsunuz, ondan sonra geliyordu. Şimdi artık anlık verilecekmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çipli kimlik dağıtılıyor. Onu da söyleyelim ama hala hazırda anlamadığım bir şey var. Kimlik başvurusuna gittiğinizde sizden nüfus kayıt örneği isteniyor.
aslında nüfus kaydının kayıtlı olduğu yerde İçişleri Bakanlığı, nüfus dairesi, yani hem bu kaydı almak hem aynı yere kaydı vermek biraz tuhaf kaçıyor. Bunu da söylemeden edemeyecektik. Biz de ettik. Birazcık işleri kolaylaştırmamız gerekiyor. Hayatın kalite standartını arttırmamız gerekiyor. Bu işleri daha pratik hale getirmek gerekiyor. Hava sıcaklığı devam edecek. Söyledik, dışarıda çok sıcak bir hava var. Meteoroloji Dairesi açıklıyor. 19-25 Eylül tarihleri kapsayan rapora göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 derece 40'a dayanacak. Vallahi 40 derece sıcak var. Bak, bugün biz ceketli falan filan geldik buraya ama dışarıda 40 derecelik bir sıcak var. Akşamüstü olmasına rağmen hakikaten dışarıda kavurucu bir sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonuna kadar da bu sıcaklar devam edecekmiş. Hala hazırda denize gitmeyenler varsa, hala hazırda tatil yapmayanlar varsa bu fırsatı kaçırmasınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hafta sonu maçlar vardı, bitti. Fener 4 attı, Galatasaray da 4 attı. Beşiktaş'ın maçı galiba bildiğim kadarıyla bu akşam mı? Bu akşam Beşiktaş'ın maçı. Ama bu haftanın sonunda derbi var. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaşacak. Derbi oranları da belli olmuş. Favori Fenerbahçe gösterilmiş. Bakalım hakikaten de öyle mi olacak? Bizim kanalda da Beşiktaşlı arkadaşların sayısında oldukça fazlalık olmasına rağmen eğer haftaya inşallah böyle gün bakarsanız formamızla geliriz buraya. Başta bu kameranın arkasındaki arkadaşım olmak üzere içeride haber merkezinde sevgili Aytu falan hepsi koyu Beşiktaşlıdır. Bizim de Fenerli olduğumuzu bilmeyen yok zaten. Bakalım bu hafta sonu gülen taraf kim olacak? Şimdi kısacık minicik bir araya gidiyorum. Sevgili dostumuz Oğuz Köse'yi alıp yeniden geliyorum. Bir ayrılmayın. İster 1 artı 1, ister 2 artı 1, hatta 3 artı 1, bu fiyatlarla, bu avantajlarla. Yok böyle kampanya, kesmece bu, tadından yenmez valla. Marka Proje Caddem'den tadından yenmez kesmece kampanya, 43 bin sterlinden başlayan fiyatlarla. Sıfır peşinat ve sıfır faiz fırsatıyla. Şimdi al 280 sterlin taksitle 120 ay vade avantajıyla kolayca öde. 350 sterlinden hemen kiraya ver, kira gelirin kredini ödesin. Üstelik alırken döviz bazında %25 kâra geç. Kolayca al, kârlı sat, kiraya ver, keyfini yaşa. Caddem, Adana'nın, Mausa'nın ilk ve tek özel caddesi. WhatsApp'tan mesaj at, anında ayrıntılı cevap gelsin. Caddem bir Akol Grup yansımasıdır. Kunlan Sans Trading Limited, 10 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs'ta üretim yapan Kunlan Sans Trading Limited, marketler, fast food, catering, oteller, restoranlar, pastaneler gibi birçok firmaya hizmet vermektedir. Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 1000 metrekarelik fabrikada üretim yapan Kunlan Sans Trading Limited, Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek hijyenik ıslak mendil markası Saip Bella'nın da sahibidir. 200'ün üzerinde ürün ithalat ve ihracatı yapan Konulent Sans Trading Limited, son teknoloji makinalarla donatılmış fabrikasında %100 yerli ürün üretimi de yapmaktadır. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı'nın izni, kontrol ve testlerle üretilmektedir. Honeyland Sans Trading Limited, kalite ve hijyenden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor. Lefkoşa'nın en çok tercih edilen cep telefonu ve aksesuar mağazası olarak bizlere bu işin sırrını soruyorlar. Elbette ki en iyi hizmet. Tabii ki garantili ve orijinal ürünler. Müşterilerimize karşı her zaman güler yüzümüz. Ve tartışmasız Adana'nın en iyi teknik ekibi. Bütün hepsi bir araya geldiğinde en çok tercih edilen oluyorsunuz. Kutay Telekom, bizi zirvede tutan siz müşterilerine
yıllardır değişmeyen hizmet ve servis kalitesini sunmaya devam ediyor. Kutay Telekom, Telekom'un lideri. Dünyaca ünlü bebek ve çocuk markaları Arcel Baby'de. Avrupa'nın en kaliteli markası, dünyaca ünlü Mayoral bebe ve çocuk giyimi. Avrupa'nın en kaliteli markası Kam çocuk araç ve gereçleri. Hem eğlenceli hem eğitici oyun ve oyuncaklar. Akülü araçlar. Baby Italy bebek odaları ve Türkiye'nin en iyisi Meltem çocuk ve genç odaları Lefkoşa ve Girne mağazalarıyla Arcel Baby'de. Arcel Baby, Lefkoşa Deriboyu, Girne Mete Adanır Caddesi'nde. En yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Efendim tekrar yeniden sizlerle birlikteyiz. Capşanlı Diyalog TV ekranlarında. Sosyal medyadan, Facebook'tan yayınımızı Diyalog TV üzerinden takip edebilirsiniz. Yine ekranın altında gözüken veya gözükecek olan adresten soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi sevgili dostum, eski sendikacı Oğuz Köse ile birlikteyiz. Zaman zaman kendisiyle biliyorsunuz bu ekranlarda sıkça bir araya geliyoruz. Günü ve gündemi tartışıyoruz. Yeni yayın döneminde de bunu yapmaya müsaadenizle devam edeceğiz. Çünkü Oğuz'un bakış açısı birazcık daha farklı. Kendisi suyun altında da bakıyor. Bu yaz bol bol da daldı. Ne oldu ya? Nasıl geçti yaz? Baktım. Güzel. Hep suyun altındaydın. Yani yukarıdakilerden sıkıldığında aşağıdakilere mi bakmaya başladın? Hep söylemişimdir. Her insan bir kez suyun altında nefes alması gerekiyor. İnanılmaz derecede canlı bir su altı yapımız var. Ekip de çok güvenli bir ekibimiz var. Malzememiz de var. Yapılabilecek de en güzel spor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Biz de onu değerlendiriyoruz, bu güzel denizi. Şimdi Aslancak Belediyesi 1974'te adaya çıkan gemilerden bir tanesini aldı ve evet, batırıyor biliyorsun. Çok güzel bu bir proje. Dalma işlerinde merak olan insanlar için büyük bir potansiyel herhalde bölge için yaratacak. Ne yazık ki bizim dalış okullarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dalış okullarımız sadece bu işi para için yaptığı için, ülke tanıtımında katkı koymak adına üzerlerine düşmediği için bugüne kadar çok geride kaldı dalış turizmi. Aslında deniz dibi yapımız hem tarihi hem canlılarımız bolluğu yönünden bugün Kızıldeniz'le neredeyse yarışacak pozisyonda. Ama biz bunu ön plana çıkaramadık. Alsancak Belediyesi'nin yapmış olduğu proje gerçekten güzel bir proje. Sadece dalış turizmi için değil, sualtı canlılar için de yapay resif projesini birçok defasında Avrupa Birliği burada uygulamaya kalkıştı ama ne yazık ki günün sonunda bir takım açıklamalarını ertelendi. Kızıldeniz denince veya bu lafı duyan izleyici de hemen aklına gelecektir. İşte Kızıldeniz ya ikiye ayrılan deniz diye mitolojide veya işte dalmayla ilgili olarak
Değil mi? Hemen akla gelen bir yer oluyor. Niçin Kıbrıs denince tabii ki deniz geliyor ama dalma mesela gelmiyor. Neden? Ne geliyor burada sadece? Sen de çok iyi biliyorsun. Kumarhane geliyor. Gece kulüpleri geliyor. Haneler geliyor. Yani haneler ön plana geliyor. Neyse, o yüzden biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Biz dalışla bunu yapalım. Peki. Sağlık turizmi yapalım. Peki. Daha iyi sağlık olur. Turizmi, hemen, bana... hemen sözümü kesiyorsun yani. Hemen kes yani. Kesmedim canım. Tamam. Tatlı tatlı başlayalım istedim. Evet. Yani sezonun ilk programı ya. O yüzden çok şey yapmıyorum. Evet, yeni yayın dönemi. Bugün böyle tatlı gidiyorum. Ama... İlk de programımız galiba. Yeni yayın dönemi ilk programı beraber yapıyoruz. Tabii canım. Yeni yayın dönemi ilk programı. Daha doğrusu üçüncü canım. Üçüncü geçen mi? Perşembe açtık. Perşembe, Cuma, bugün Pazartesi. Üçüncü program bu. Ama yani ilk haftası olduğu için şey gidiyoruz, tatlı gidiyoruz. Böyle evet. Şey yapmıyorum, çok fazla tatlı zorlamayacağım gidiyorum. Seni bugün. Evet. İnşallah o 40 dakika boyunca. Nasıl geçti? Tatil yapabildin mi yazın? Yapamadık ya. Yoğun geçti. Sağlık gerçekten çok yoğundu. Özellikle bu dönemdeki vatandaşlıklar ve gerçekten trafik kazalarının çok yoğun olduğu, ölümlerin çok fazla olduğu ve nüfus da artınca bütün sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Ha, en büyük faktör de, sen de bunu çok iyi biliyorsun, Sayın Bakan'dan dolayı inanılmaz derecede bir personel eksikliği var. Sağlıkta özellikle son 3-4 aydan beri büyük bir kaos yaşanıyor. Gerekse hekimsel, gerekse hemşire, ebe pozisyondaki arkadaşlarımıza dolayı eksiklik çok fazla var. Çok sınırlı düzeyde çıkabildik. İnanın ki bu yaz ben 5 gün izin alabildim. Halen daha izin bekliyorum, izin sıramı bekliyorum. Birçok arkadaşım en fazla alabildi, 2 hafta bir izin alabildi. Kim veriyor size izinleri, nasıl oluyor? Sistem. Sağlık hizmeti yani biliyorsun ki 24 saat olduğu için personel yetersiz olunca sonuçta amir işi çevirmek birinci önceliğidir. İnsan sağlığıdır bu, ertelemeye gelmiyor. O yüzden biz birinci önceliğimiz iş döndü. Yani bir rahatlama olursa o bölgede oradan çıkabiliyoruz. Ama belli bir periyodik düzenleme var ama bu düzenleme bu sene de aksadı yani. Biz bekliyorduk bu sene kullanalım izinlerimizi belli bir düzeyde. Ama ne yazık ki yeni açılan onkoloji hastanesi olsun, birçok yine birimler açıldı, sen de biliyorsun Sayın Bakan'ın açtıklarını. O yüzden yeni birimler açıldıkça personel sayısı da artmıyor, otomatikman tabii personel sayısı düşüyor. Tabii nüfus da değişiyor. Nüfus da değişiyor. Ne kadar nüfusumuz var sevgili Oğuz? Sen saydın mı hiç? Seçmen 195 bindi yanlışım yoksa, 400 bindi. Son ne oldu artık bilmiyorum. Bak şöyle bir hesap yapmış sevgili basından dostumuz Ahmet Özsoy. Bugün ben bunu köşeye de koydum. Evet. Devlet okulları ki onlar da bugün biliyorsun açıldı. Evet bak çok güzel. 34 bin okuyan öğrenci varmış devlet okullarında. 10 bin de özel okullarda varmış. Etti mi 44 bin? Bugün ne oldu? Her çocuğun bir anne, bir babası, bir kardeşi, işte bir anneanne, bir babaanne, iki de dedesi olduğu hesabıyla 308 bin akrabaya ulaşılıyor. Bu hesaptan yola çıkaraktan. Evet. 3008 akraba da 44 bin öğrenciyle çarpıldığında, yani 44 çarpı 308 bin, 352 bin rakamına ulaşılıyor. Tabii bunun içinde üniversitede çocuğu olmayan veya üniversiteyi bitirmiş yaşlılar falan dahil değil. Demek ki yani ortalama 500'ün üzerinde bir şey var. Nüfus var. Ne kadar büyüdük Alihan biz? Mesela bu süreçte biz 500 bin nüfus var. Biz yani benim tahminim 500-550 falan. 78'lerde Defkoş Devlet Hastanesi açıldı. Veya şöyle bakalım. 40 yılda toplam Cumhuriyet'in kuruluşunun 40 yılda topu topu daha bir tane yeni okul yapıldı. Bir yeni okul yapıldı. Bir de Hala Sultan yapıldı. İki yeni okul 40 yılda. Nüfusumuz neredeydi, nereye geldi? Ve okul sayılarımıza bakın, sınıf sayılarımıza bakın, yükselişine bakın, artışına bakın. Yine aynı şekilde hastanelerimize bakalım, dönelim. 40 yılda 78'de en son 78'de Lefkoş Devlet Hastanesi yapıldı. Yine dönelim Mausa'da da yaklaşık 10-11 yıl önce hastane yenilendi. Yeni bir hastane yapılmadı. Nüfusumuz 100 binlerden 500 binlere geldik. Daha öğrenciyi koymadık. Bunun içinde 110 bine yakın öğrenci var. 110 bin öğrencimiz var. 110 bin, 610 bin nüfus var. 110 değil. 100 bin. 100 bin. 100 bin. 600 bin nüfusumuz var. Yani düşünün asker. Ki... 40 bin, 35 bin de asker diyelim. 650 bin civarında bir nüfusumuz var. 750 falan turist, evet, turist. 700 bini bulacak bu ülkede. 100 binken nüfusumuzun, ülkemizin nüfusu 120 binken aynı hastane, aynı eğitim, aynı altyapıyla hizmet veriyorduk. Hadi yolları biraz daha genişledi, büyüdü, bunu kabul ediyorum. Bir takım yeni yollar yapıldı ama sağlıkla eğitimde hiçbir büyüme olmadan aynı yapıyla aynı hizmeti 600 bin kişiye verirken 650 bin kişiye verir pozisyona geldi. Ve ondan sonra da biz kaliteden söz etmeye kalkışıyoruz. Bugün eğitimin açıldığı günde.
Yine eylemlerinden başladı, yine söylemlerinden başladı. Ağustos böceği gibi bütün yaz boyunca yattık. Bütün yaz boyunca yapılması gereken işleri son güne bıraktık. Son günde geceler boyunca işlettik. Burada birazcık parantez açalım mı ya? Şimdi açalım. Hani sendika düşmanlığı yapmak istemiyorum. Yok yok, sendika düşmanlığı. Ama şimdi iki gündür, üç gündür takip ediyorum. Tamam. Öğretmen sendikaları işte ayaklandı, açıklamalar. Yani Eğitim Bakanı eğer yattıysa bütün yaz boyunca, sendikalar ne yaptı abi? Direkt Eğitim Bakanı'na saldırmadım bak şimdi. Bu yüzünü söyleyeyim. Sendikalar ne yaptı bak? Sendikalar saldırmadın. Ben bir sendikayım. 12 yıl boyunca 3 ay boyunca Eğitim Bakanı diyelim vurdu kafayı yattı. 12 yıl boyunca sendikacılık yaptım. 8 yıl boyunca sendikalar da yoktu ki. 7. büyük sendikasının başkanlığını yaptım ve kendi isteğimle çekildim bir noktadan sonra. Nedir sendikanın görevi? Çalışanların hak ve menfaatlerini korumaktır. Veya haklarını iyileştirmektir. Daha ileriye götürmektir. Sendikacının en büyük gücü üyesidir. Şimdi eğitim sendikalarına sen yaz ayı boyunca durmadaydı. Bak Şener Elci'yle hiç anlaşamam. Görüşlerim uyuşmaz. Çoğu zaman da parçalanmışımdır. Bütün yaz hiçbiri yoktu. Bütün yaz boyunca medyayı açtığın zaman bakın. Bütün yaz boyunca medyayı açtığın zaman sendeki gazete, bütün gazetelerdesin. Birçok defasında Tahir'in sesini duymasam da, Sayın Tahir Gökçeber'in sesini duymasam da, Sayın Şener Erciğil bir noktadan girerdi eğitimle ilgili söylemleri yapardı. Pekala. İlk defa mı eğitim sendikaları okul açışlarında greve gidiyor? İlk defa mı bununla ilgili eylemler yapıyor, söylemler yapıyor? Hayır. Her defasında bunu yapıyor. Pekala, Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın bürokratları ve ekibi bunu bilmiyor mu? Niye inatla bu adamın şimdi konuşabileceği, birazcık, bak, neden bu sistemin konuşabileceği, sendikaların konuşabileceği ortamı yaratıyorlar? Birazcık yapmasınlar. Bu iş birazcık şeye dönmüş. Popülizm mi? Al gülüm, ver gülüm. Şimdi ben zaten hep bunu söyledim. Şimdi, Sayın Şener Erciğil sanki de sendika bekliyor, okul açılsın, öğrenci içeri girsin, eylem yapayım. Bakanlık da bekliyor, sendika kapının önüne gelsin, eylem yapsın. Birazcık al gülüm, ver gülüme dönmüş bu işler. Yazın. Sen hiç duydun mu? Kütöz bir eylem yapsın, bir okula gitsin, bilmem ne yapsın. Yazın gitmiyor. Saatlerin, çünkü kapalı. Yine eğitimle birlikte saatlerin geri alınmayacağı ve saat sisteminde anavatan Türkiye'nin uyum içinde gidileceği konusunda bilinmiyor muydu da son dakika gelince bu işler yan plana çıkarıldı? Neden bu hükümetin bu istişareler daha öncesinde yapılmadı da öğrenciler okula başlayınca kamu görevlilerinin çalışma saatleri, mesai saatleri değiştiği güne denk getirdi eylemsel yapı? İşte sendikalar ne yazık ki zamanları sendikacılığı ben bu yüzden bıraktım. Bir dolap değirmenin etrafında öküz gibi aynı şeyi söyleyip dolaşmaktan bıktık artık. Ama hükümet edenler de ne yazık ki bunun üzerinden prim yapıyor. Sayın Şener Erci'nin yapmış olduğu açıklamalardan öyle bir noktaya getiriyorlar ki bu başka noktalara hizmet ediyor, başka düşüncelere hizmet ediyor gibi. Açıklamalardan geri plana atılıyor. Ama bugün eğitime başlayan okullarımıza, çocuklarımıza halen daha eğitime başlamadı biliyor musun sen? Ya kitap eksik. Ya sınıfların kapı penceresi eksik. Sayın Kutlu Edezer Sayın bugün Facebook'tan, sosyal paylaşımdan paylaştığı sınıflar işler acısı. Geceleri boyunca çalışan insanlar, karanlıklarda çalışan insanlar, okulların temizliği konusunda halen daha bir bütçe ayırmadıklarını, bunlar gün yüzü gibi ortada. Pekala, ben soruyorum. Ne zaman yapılacak bunlar? Bunlar yapılmazsa kim konuşacak? Ya sen konuşacaksın, ya ben konuşacağım, ya da sendikalar konuşacak. Ki sendikaların işi bu daha çok ön plana çıkarılıyor. O yüzden birileri eğitimde iyi bir ekip kurulup, gerçekten reform yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bizim yarınlarımız çok daha acı çünkü nüfusumuz artıyor. Dediğimiz gibi 100 binken de aynı okullarda, 622 binken de aynı okullar, aynı binalar, aynı öğretmen sayısı, aynı yapı. Bu şekilde yürümez artık. Bir yerde iflas ediyor. Okullardaki sınıflar 40-50'yi buldu artık. Ve öğretmen yetersizliğinden, sen de biliyorsun ki kırsal kesimde özellikle Karpaz'daki okulları çok iyi biliyorsun. Oranın eski belediye başkanı, yeni belediye başkanı birçok defasında eylem yaptı. Dedi ki öğretmenimiz yok dedi. Ve aynı sorunlarından bu yılda başladı eğitim. Pekala bilinmiyor muydu? Bir planlama yok muydu? Master planı yok mu bu işin? Yani Karpaz'ın kaç öğretmen ihtiyacı olduğu bir yıl öncesinden belli değil mi? Veya geçen yıl biz ne yaptık oranın okulu için, binası için? Öyle bir noktaya geldiler ki bizler yeni okul açmıyorlar. Köylerdeki okulları birleştirmeye başladılar. Çocukları sabahın köründe trafiğe sürmeye başladılar. Yani sırf siyasi anlamda birilerini memnun ederken de aslında birilerini de zor durumda bıraktıklarını, gerçekten de eğitimi çok daha kötü noktaya getirdiklerinin farkında değiller. Sınıflarımız 40-50 kişilik. Halen daha ki sen de bir iki çocuk babasısın. Okula giderken çocuğun ne kadar para verdiğini çok iyi biliyorsun. Bir devlet okulunda kayıt yaparken bir öğretmen şunu söyleyebilir mi? Ali, daha soruyorum ben. 250 milyon vermezsen kayıt yapmam. 250 milyon vermezsen, 300 milyon vermezsen kayıt yapmam diyor. Yani bir
Öğretmen, ha, o öğretmeni kötüleyemem. Sonuçta o okulun temizliği konusunda. O da sorumludur ama bunu halk söylediği zaman veya bir takım çevreler söylediği zaman da kötü oluyor. Yalan değil. Sayın Kudret Özer Sayın ve diğer siyasilerin söylemiş oldu ki söyleyemiyorlar. Onlar döneminde de böyleydi. Kudret Bey hükümette bulunmadığı için, herhangi bir şekilde mecliste bulunmadığı için, oralarda bakanlık yapmadığı için bunu çok rahat söylüyor. Ama anayasanın kesin hükmüdür. Ta ki bir çocuk liseyi bitirene kadar ücretsiz eğitim hakkıdır. Kıyafetini de sen vereceksin. Bunun yanında kağıdını da sen alacaksın, temizlik malzemesini de sen alacaksın, yemesini içmesini de sağlayacaksın. Hatırla, ben çocukken süt verirlerdi ya. Sabah kahvaltımızı verirlerdi bu okullara. Yani eğitim nerelerden nerelere geldi? Biz çok daha iyi beklerken, çok daha ileriyi beklerken bugün geldiğimiz süreç ne yazık ki biz bir çocuğumuzu özel okulda versek neredeyse daha iyi diyeceğim ama devlet okullarını, devlet hastanelerini kötülemediğim gibi devlet okullarını kötülemem. Gerçekten bugün benim çocuğum okuduğu okul çok iyi pozisyonda, çok iyi eğitim veriyor. Şimdi, ama bir yandan bak, başarıya baktığımızda zaten durum çok net ortaya çıkıyor. Kolejlere giriş sınavları veya üniversite sınavlarında birinciler hep devlet okulundan çıkıyor. Bakın yapsın. Yani, şimdi birinciler devlet okulundan çıkarken derken adamlar öğrenciyi bir alıyor, özel üniversiteler. Sınava bile sokturmuyor. Direkt kendi periyodunda tek üniversite bitirene kadar elinden çıkartmıyor. Öyle bir rant var ki, öyle bir para olayı var, kazan. İş bu paradır sonuçta. Adam öğrencisini örneğin Girin Amerikan aldı, örneğin Yakın Doğu aldı. O çocuk ta ki bitirene kadar Yakın Doğu'nun bünyesinde kalıyor. Üniversiteyi dahi orada okuyor çünkü avantaj sağlıyor. Ona hepsi lise iki çocuk okudursan diyor bu kadar. Bütün hepsini okursan diyor. Neredeyse üniversiteyi bedavaya getiriyorlar. Kendi kolejinden de öğrenciler sınava giriyor. Ama dediğim gibi devlet okulları gerçekten üstüne eğilmiş olsaydı o çocukların üzerine, gerçekten çok daha biz devlet ilgilenmiş olsaydı. Son 5 yıl al, bütün birinciler devlet okulundan çıkıyor. Kaç tane var ya? Hepsi. Kaç tane var? Hepsi. Yok yani üniversite kazanma oranına göre bir sıralayalım bakalım. Çok geri pozisyondayız. Ha genele baktığımızda. Yani bugün devlet okullarından çıkıyor dediğin zaman. ÖSS, sen bak şunu kabul ederim. ÖSS'ye baktığımızda, Türkiye'nin yaptığı ÖSS'ye baktığımızda, Türkiye'deki vilayetler arasında, Kıbrıs bir vilayet değil ama vilayet gibi kabul edersen, koyarsan en sonuncu çıkıyor. Siirt'in bile gerisinde çıkıyor. Çok geri çıkıyor. Pekala şöyle bir nokta söyleyeyim. Eğitim Bakanlığı'nın ve bürokratların en çok başını belaya girdiği olay ve en çok tartıştığı olay iyi okulların öğrenci başvuruları. Bugün benim çocuğum Atlas Samberler'i okuyor. İlkokulda 9 Eylül'de okudu. Hasbelkader bir şekilde onları oraya koyabildim. Bugün 9 Eylül'e öğrenci başvurusu içeride okuyan öğrenci sayısının ve kapasitesinin 10 kat fazlasını başvurduğunu biliyor muydun? Neden? Niye alıyor? Yok mudur başka ilkokul şeyde, Lefkoşa'da? 10 tane ilkokul var. Dönelim Atlex'e bakalım. Okulun nüfusu 500 ise 11 bin kişi başvurmuş okula. Tamam, Mausa'dan başvuranlara okula gidebilmek için. Pekala soruyorum. Yok mudur başka ortaokul? Neden o ortaokulu örnek alıp da aynı sistemi başka okullarda oturtmuyorlar da illaki bir okulun üzerine baskı yapıyorlar? Ben de onu anlamam. Yani mesela Atlex veya işte 9 Eylül devamlı duyuyoruz. Bizi de arıyorlar işte torpil, morpil değil mi falan filan. Ya ne farkı var? İşte farkı nedir? Evet. İkisinin de çok iyi yöneticisi var. Diğer okulun müdürleri lütfen. Sor bana, tanıyorum muyum, şey tanımıyorum yapmasın, ben. Anılmasın da ben tanıyorum hepsini. Çoğunu da tanırım. Ama hakikaten İyi idarecileri var. Yani iki okulun başında da iki idareci var. Liselerde de Temeka'yı korum Lefkoşa'da. Onun müdürü de yine son derece kaliteli bir isimdir. Ki emekliliği gelmiş, insanlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Hocamız giderse ne oluruz, ne biteriz diye. Ama burada sistemden ziyade birazcık kişiler ön plana çıkıyor farkındaysan. Yani hoca çok iyi. Çok iyi olduğu için iyi bir idareci olduğu için de kendi sorumluluğu içerisindeki okulu iyi idare ediyor. Şimdi burada çok da fazla Eğitim Bakanlığı'ndan ziyade birazcık da mesela Güzelyurt'ta geçen gün haberi vardı, gördüm. Sevgili Cengiz Uzun, Kurtuluş Lisesi'nin müdürü Güzelyurt'ta. Çok meraklı. Bu işlere acayip meraklı. Neredeyse adam okulda yatıp kalkıyor. Müdür olmasına rağmen en erken gidiyor, en geç çıkıyor. Şimdi birazcık da hani iş kişide de bitiyor. Yani ille de her şeyde Eğitim Bakanlığı'ndan beklememek gerekiyor. Ali Hanım, günün sonunda bu ekibi kuracak olan Sayın Bakan'dır. Ben Sayın Özdemir Beroy'la 10 yıl boyunca cerrahi masasında çalıştım. Aynı serviste. Hekimliğimi yaptı, ben hemşireliğini yaptım. Nasıl
gece gündüz boyunca eğitime kafa yorduğunda eminim. Yorulduğuna da eminim. Bir şeyler yapmaya çalıştığına da eminim. Ama devletin ayırmış olduğu bütçenin %80'i maaşlara gidiyorsa da %20'si eğitim gibi, bak eğitim gibi önemli bir %20'si noktaya. %20'si değildir ya, daha azdır. Yani %20 gibi şey, bunun 20'den daha azdır. Belki de daha az ama ben %20 biliyorum. Konuşulanlar, bugün söylenenler %80'inin maaşlara gittiğinde %20 de eğitime. Böyle bir pozisyonda biz okullarımızdan nereye kadar sen geceli gündüz yatabilirsin? %20'si olabilir. Ben bir kendi köyümün ilkokulunda biliyorum. Birçok ilkokullarında. Evet. Müdürlerin eminim ki birçoğu okulları için canlarını başta yiyorlar. Çaylısından tutun boyacısına kadar, temizlikçisine kadar. Herkes uğraşıyor ama 40 yıllık yapı, zaten bunların hepsi yeni okul değildi. Bunlar savaş sonrası boş kalmış binalardı. Bu binalara okul yapmıştık biz. Yeniden çıkmadık yani bu binaları. Bayrakları hatırlayın, yıktık şu anda. Ne zaman biter, ne zaman açılır okul bilmiyorum ama en son yaklaşık 6 ay önce gördüm, bitmemişti. Halen daha yıkıntılar vardı orada. O yüzden biz sağlık kadar eğitime de önem göstermek zorundayız. Sendikaları suçlayarak değil. Evet, sendikalarda bir takım noktalara girmemesi gereken konulara da giriyor ama biz o sendikaların konuşabileceği bir ortam yaratıyoruz. Biz onlara bu hakları veriyoruz. Günün sonunda sen eğitim için ne yaptın? Bütün yaz boyunca ne yazık ki özür dileyerek de söylüyorum. Uyudu. Eğitim Bakanlığı'nın yapısı, kadrosu ama bu konuda uyudu. Yani ben hala da yani bugün gördüm bahsettiğin fotoğrafı, işte bir okulda cam yok. Sayın Bakan'la biz okulların kapandığı gün program yaptık. Ve ilk kez dedi ki tüm ihaleleri okulların kapandıktan bir hafta sonra açıyorum. Bu sezon dedi okullar açılmadan büyük oranda eksiği gidiği kapatacağız, tamamlamış olacağız dedi ve yaz ayı içerisinde de yine bir başka program daha yaptık kendisiyle ve çoğu ihalenin açıldığını ve birçok okulun okulların 15 Eylül'de yani bence bugün açılacağını gerekiyordu. Bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Tabii canım. Kapanırken bir yıl öncesinden belli. Bir yıl öncesinde eğitim yılının programında kapandığı gün açılacağı gün belli. Açılacağı gün belliydi. Neden bitmiyor? Onun içerisinden bir saatten beri konuşuyoruz çocuklarımız. Merak ediyorum Sayın Bakan'ın çocukları nerede okuyor? Ama onlar da yine de okuyor. Evet. Ödeli dokunda yani. Şöyle yıkık değiller. Dökük bir okulun, çivilerin, iskolaçaların ortada gezdiği bir okulun içinde kapı penceresi olmayan bir okul yaz bile olsa sınıfına gönderdiği zaman vicdanı rahat olur mu Sayın Bakan'ın? Veya huzurlu olur mu? Olamaz. O yüzden bizim bahsettiğimiz çocuklarımız. Yani çocuklarımızdan sonra noktalı virgül koy ve eşittir koy, arkasına konuşalım. Biz en değerli varlıklarımızın üzerinden konuşuyoruz. Onların okuduğu okuldan konuşuyoruz. O yüzden bence Eğitim Bakanlığı neden bu işlerin bu hale geldiği konusunda bahane üretmek yerine neden geldiği konusunu ortaya koyacak. Bundan sonra bunlar olmayacak. Sayın Bakan halen daha orada, bu eğitim yılı boyunca da Nisan'a kadar, seçim olmasa Nisan'a kadar da orada kalacak. Neredeyse bir ay kalacak eğitim döneminin bitişine Nisan'da seçim olursa. O yüzden Sayın Bakan'a ben çok saygım sonsuzdur. Geri hekimliği konusunda mükemmeldir ama eğitime geldiğimiz zaman ekibi bu konuda sınıfta kaldı. Burada tabii bakana da yansıyor otomatikman siyasi anlamda. Göreceğiz seçimde de bu yansıyacak. Ki sen durmadan buradan bir anket karıştırıyorsun. Anketleri karıştırıyorsun. O yüzden ben devamlı bakıyorum anketlere. Ben hiçbir ankete de şey yapmam. Ali bir şey söyleyebilir misin sana? Hiçbir ankete de değersiz olmam. Yani dilimin olmam. Altında durdu söyleyeyim. Biz bu hükümetlerden bugüne kadar hep okul bekledik. Adamlar bir kavşak yaptılar. 40 yılda bir kavşak yaptılar kendi paralarıyla. Ben sandım ki büyük bir devlet üniversitesi yaptı. Öyle bir açılış yaptılar. Gırlangıç gibi dizildiler okul denen arkasına. Kaç kişi dizildi ya? Yani ya Allah'ın seni devlet töreni yaptılar ya. Devlet töreni. Bir kavşağı açmak için devlet töreni yaptılar. Biz ki, neyin kavgasını veriyoruz? Ben diyorsun ne anlatayım bunlara? Dakika, yani okul mu bekleyeceğim bunlardan? Gönyeli çemberine 4 tane kavşak yaptılar. Benim başbakanım geldi orada, burada direkt kesti kavşakta. Sevgili köse, ben bu hafta çok sakinim. Çok relax gideceğim. Sen istediğin kadar var. Şimdi diyorsun ya, kırlangıç gibi dizildiler. Bugün başka bir arkadaş, isim de vereyim, Gökhan Altıner, yazdı ki evet, bakanlar gitmedi. Başbakan oradaydı, ilgili Ulaştırma Bakanı oradaydı. Eğitim Bakanı varmış, Sağlık Bakanı varmış. Diğer bakanlar gitmedi diye. Şimdi sen diyorsun kırlangıç gibi dizildiler. Dizildiler abi. Gitmemiş abi. Bir kavşak ya yaptığımız. O da diyor ki diğer bakanlar bizim niye yaptığımız gitmedi? Bir kilometrelik kavşak. Onların da daha eksikleri var. Kavşaktan çıkışların eksikleri var. Ya bir kavşak yaptık. Türkiye'de 700 kilometre 4 şerit yol yapıyor. Açan o ilgili bakan açılışını bile yapmıyor. Adam internetten yapıyor açılışını. 700 kilometre. Çünkü aynı anda adam 30 tane açılış yapıyor. Tamam. Benimki yapabildiği bir koca yaz boyunca bir kavşak. Okul bekliyorum diyorum bak. Okul beklerken
Abes ve iştigal benim beklentim. Hayali görüyorum ben yani. Bir şey beklersem okul gibi. Bir kavşak, devlet erkanı, makam arabalarıyla beraber gidip de oraya kürsüler kurup, dünya kadar maliyet koyup da konuşma yapıp da açılış yapıyorsa ki ben arkasına baktım neyi açıyorlar diye. Ki bu arada söyleyeyim, o yolda benim lastiğim parçalandı. Eskide de değildi lastiğim. O lastiğim ben orada parçalandı. Lastiklerin değişmemiş, eskiymiş. O yüzden benim hükümetim bir kavşağı bile, sanki bütün ülkenin yollarını yapmışlar gibi kavşağı açarken devlet erkanı oraya giderse özür dilerim. Ben hayal görüyorum. Ne yapacak yani? Nasıl ne yapacak? Ne yapacak yani? Nasıl ne yapacak? Yani daha yolunu açmasın mı? Daha yolunu konuştuğumuz kaç oldu? Yerlisi verildi işte. Kaç yıl? Var mı para? Para Türkiye var mı? Türkiye veriyor. Neyi veriyor? Türkiye kendi veriyor. Attıkları imzaya sadık kalmadı. 28 protokol maddesinin Diyalog gazetesi yazdı bunu. Biz daha 6'sını geçirtmediler. Kendi imzalarına sadık kalmadı. Anavatan Türkiye bu parayı bırakmıyor artık. Diyor ki protokolün, imzaladığın protokola sadık kal. Tarih paralar belli. Altyapına vereceğin paralar belli. E sen bunları geçirtmediğin takdirde senin hükümetine nasıl para verecek? Eski Karayollar Dairesi'nin müdürü açıklamadı mı ya? 66 trilyon bizim yetmez. Bunların açıklamış olduğu projeler, ihalelerin sadece bir tanesini karşılamaz dedi. E biz nasıl girine daha yolunu yapacağız? Her gün kazalar yaşıyoruz, her gün ölümler yaşıyoruz orada. Halen daha güzel yolun bir yolunda yeni kavşağı yolun ortasını ayırdılar. Bir, daha da hepsini de ayıramadılar. Girine yolunda halen daha geceleri sen gidip geliyorsun, yolu ışıkları sönük birçok zaman. Ve dalgalı denizde gibi, yani tekneyle gitsen denizden emin ol ki o kadar sallanmasın o yollarda sallandığın kadar. O yüzden ben rüya görürüm, ben yeni bir hastane beklersem, bakın açık söylüyorum. Yeni bir hastane beklersem bu süreçte, seçim öncesinde bakın. Ama yeni bir hastane şey, beklersen, bir şey, bir yeni şey, bir okul beklersen ben çok şey beklerim. Yaparlarsa da bak, inan ki Türkiye, şaşırırım. Türkiye'de sağlık 15 yılda bir yerden bir yere geldi. 15 yılda tek bakan, tek hükümet, tek bürokratla Türkiye'de sağlık 15 yılı bir engel. Yani şimdi sen tamam. Yani hastane kötü. Kötü demedim bak. Kötü demedim. Ağzından kötü çıkmadı. Şey yani eski. Nüfusa hitap etmiyor artık. Eski, yıprandı. Nüfusa hitap etmiyor diyelim ona. Yaşlı bir hastane. Ben de yaşıt 40 senelik bir hastane. Evet. Yenisi için Türkiye'den bakan geldi. Başbakan yardımcısı geldi. Evet. Yeri belli. Proje belli. Başlayacağı ve yılbaşından sonra ihale edileceği belli. Ama yani bu tür, bak şimdi hastane diyorsun. Yani hastane diye şey bir günde, yani sabahleyin bu fasulyeyi ıslatırsın, akşama gelirsin fasulye şişer, pişirirsin, yersin. Bu öyle bir şey değil ki. Onkoloji hastanesine gittin değil mi? Onkoloji hastanesine gittin. Gittik tabii, reklamı da var. Tamam. Kaç ayda bitti onkoloji hastanesi? Bir yıl, bir buçuk yıl. 9 ayda bitti. 9 ayda mı? Açılışını bekledi 3 ay boyunca. Bak 9 ayda onkoloji hastanesi bitti. Bugün tam teşekkürlü akıllı bina hizmetine olan... sahip, akıllı bina hizmetine sahip. En güzel hastanede. Ve Lekoş Aylaz Hastanesi'nin neresi büyük? Yeni yapılacak olanla onu bir ya tutamazsın. Yeni yapılacak bak, olan... şey şu anda ben yapılıyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada diyor ya yeni hastane yok, yeni hastane yok. Ha? Güzel yurtta var. Yapılıyor şu an. Bitmek üzere. Gördün mü orayı? Ali Hanım yapılsın artık. Yapılıyor. Yapılsın artık. Yapılıyor. Yapılsın artık. Yani, yapılıyor değil. Ben sağlıkta yapılıyor. O örgütlü sendikadayken güzel yurttaki yaşadıklarımı halkıyla ben biliyorum. Orada Baraka'dan bir yer vardı. Bugün Mausa'dan bile, neredeyse Mausa'dan yarışacak bir pozisyondaki nüfusla, Girne'de geçmiş nüfusu olan bir yerin küçücük bir sağlık merkeziyle yıllarca hizmet gördü. O yüzden artık yapılsın yani. Yapılmazsa işin kötüsü, ki halen daha tartışma var, bitti bitecek ihalesi konusunda. Daha bitmedi orası. Neresi? Güzel Yurt Hastanesi daha bitmedi. Bitti canım, karkası markası çıktı. Tamam, karkası falan çıktı. Ben geçen de gittim gördüm. O yüzden bizim seçime kadar ki yeni bir okul, yeni bir hastane beklentimiz sadece ben diyorum ki hayaldir diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte... Abi niye hayal olsun diye bir dakika. Sen Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı'nın açıklamalarına güvenmiyor musun? Adam geldi, bir şey söyleyeyim bakanla sana buluştu, bir basın şey toplantısı sana yaptı, bütün televizyonlar şey canlı verdi. Dedi ki Kıbrıs'a bugün özellikle en çok sağlık alanında yardım edeceğim dedi, yeni hastane yapacağım dedi. 2 dakika sözümü kesmezsen çok güzel anlatacağım. 5 dakika kesmeyeyim. 5 dakika kesme sözümü. Yok 4. Bugün AK Parti'nin Anavatan Türkiye'de 15 yıldan beri tek başına iktidar olmasının müsebbibi ve sahibi, o başarının sahibi, birincisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, ikincisi de Recep Akdağ'dır. Türkiye'de AK Parti birinci seçimden sonra kazandığı bütün seçimlerin kazanma nedeni sağlıktaki yapmış olduğu reformlardır. Peki. Bugün değil, dinle, 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 dinle. Bugüne kadar Anavatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne söz vermiş olduğu bütün mali yardımlar yapmıştır. Ben şimdi ne derim, dönerim Anavatan Türkiye'ye? Ben güveniyorum Anavatan Türkiye'ye. Dönüyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümetlere. Ve bugüne kadar Anavatan Türkiye özellikle
İhsen Küçük hükümetinden bugüne kadar, özellikle İhsen Küçük hükümetinden bugüne kadar imzalanmış olan mali protokollerin neredeyse 1/3'ünden fazlası yapılmadı. Ve anavatan Türkiye özellikle kamu reformuyla ortaya koymuş olduğu mali protokolda her bir protokol maddesinin karşısına da vereceği parayı taahhüt etti. Ve geçirdikleri karşısında da bu taahhütleri yerine getirdi. Ben anavatan Türkiye'ye güveniyorum ama anavatan Türkiye ile protokola imza koymuş bu hükümetlere, benim hükümetlerime güvenmiyorum. Çünkü anavatan Türkiye'ye bugüne kadar o protokoldaki maddelere geçmemesine rağmen bu desteği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. O halk, anavatan Türkiye'nin halkı bunu desteği yaptı, parayı yolladı. Ama benim hükümetim ne yapıyor? Yol yapacağım diyor. Ebe Alihan, çocuklar öleli. Allah rahmet eylesin. Bir yıl oluyor. Bak bir yıl oluyor. Yine daha yolunu. O günden bugüne ne değişti, gidelim beraber bakalım. İhaleye çıkacak. Çıktıydı, çıkacaktı, yapılacaktı. Karayolla Dairesi müdürüsü diyor ki bana, bu para diyor, o daha yolunun yarısını bitirmez. E şimdi ben kime güveneyim? Anavatan Türkiye'ye ayrı koyayım. Recep Akdağ'ın gönlünden geçen nedir? Ben buraya devasa bir hastane yaparım. Antalya, Mersin'e yapmış olduğu hastanenin aynısını burada da yaparım. Tam teşekkür. Bütün Kıbrıs'a belki de 10 defa yeter. 1 milyon nüfusa yeter. Güney'e de yeter. Yapar, doğrudur. Yapacağına inanıyorum. Ama neyin karşılığını yapacak? Bu protokol madde 19 tane kaldı. 26 imzaladığınız, 19 kaldı yapmadığınız, bunları geçirdiğin takdirde diyor, paran hazır. Bütçen hazır. Anavatan Türkiye'nin TC Yardım Heyeti'nde taahhüt ettiği para kasada duruyor. Ne yapması gerekiyor? Benim siyasilerim verdiği sözün arkasında durması lazım. Kime güvenirim ben Alihan, kime güvenmem? Ben hükümetlerime güvenmiyorum. Kendi hükümetlerime güvenmiyorum, özür dileyerek. Çünkü verdikleri sözün arkasında durmadılar. Ama anavatan Türkiye, ben hazırım diyor. Bugüne kadar hiçbir bakan Türkiye'den Kıbrıs işlerinden sorumlu devlet bakanını gördün mü, hastaneleri gezsin? İlk defa bir gezden birini gördüm. Evet. Sayın Recep Akta ilgisi olan yere geldi. Profesör doktor gezdi, gördü ve yeminle söylüyorum, işler acısı pozisyonlar diye söyledi. Yani siz başarılara imza atıyorsunuz bunun içinde dedi. Başarılar, eski binaların, bu kadar nüfusa böyle bir hastaneye hizmet vereceksiniz. Ve bizde merkezleştirme politikası var. Yani Karpaz'da da olsa Lefkoşa'ya geliyor. Lefke'de de olsa Lefkoşa'ya geliyor. Merkeze geliyorlar çünkü. Ama bu merkez bir yerden sonra yükü çekmiyor. Bu personel bu yükü çekmiyor. Dediğim gibi izine çıkamıyor artık. Ve Sayın Bakan bunları gördü ve acıdı artık. Dedi ki ben size bir hastane yapacağım. Ama neyin karşılığı yapacak? Anavatan Türkiye'nin protokolünün altındaki maddeleri yaparsa. Ben de şu anda net söylüyorum. İlk defa kendi paralarından bir kavşak yaptılar. Bakın yol yapmadılar. Kavşak yaptılar. Kavşağı da devlet protokolü açtı. Aha, bu kadarık biz. Bizde yoktur böyle yapı. Hem sözümüzün arkasında durmayacağız. Hem de biz anavatan Türkiye'ye bak verseydi biz yapardık olacak. O yüzden sen söyle, kime güveneyim ben? Anavatandan başka birine güvenemem şu anda. Öyle güvenebileceğim bir pozisyon yok. Nettir bu. Yani... Şimdi söyle. Özür dilerim. Uzattım. Sana da teşekkür ederim. Kesmedin. Kesmedim. Dinledim seni. Dediklerin doğru ama ben yıllardır bu protokollerin törenlerinde de varım. İlk hazırlandığında da içinde de vardım. Şunu hep gördüm maalesef. Doğru, bu bir sıkıntıdır, bu bir eksikliktir, bu bir siyasi vurundum duymazlıktır. İşte 2007'nin protokolünde olan bir madde 2009'da tekrar konuldu. 2009'da konulan madde yapılmadığı için 2011'de tekrar konuldu. Niye 2011'de yapılmadığı için... Niye yapılmadığını söyleyeyim. Ben de bak hak vereceğim. Kondu. Çok güzel noktayı kaçırıyorum. Niye yapılmadı? Halk bağırdı, sendikalar bağırdı. Sendikalar bağırdığı için hükümet bunu yapamadı. İşte hükümetin en büyük eksikliği. Yani müzakere aşamasında... De, buna bugüne kadar gelmiş geçmiş hepsi yok. Ayrı bana zaten. Ben özellikle... Yani ben bu ekonomik mali protokolleri biliyorum. Evet. Birçok madde var. Birçok madde var. Her protokol dönemi... Maalesef o madde yapılmadığı için koyuluyor Alihan. Bir sonrakine tekrar koymuş. Turul Türkeş, Sayın Denktaş'ın çocukluğundan beri arkadaşıydı. Kıbrıs İşleri'ne devlet bakanı. Daha öncesi yine bizim bakanlardan sürekli iç dışı. Yine Sayın Recep Akdağ bizim bakanla. Arkadaş, bir protokol imzalıyorsanız, bir ekip atadığınız oraya, yapabileceklerinizin altına imza yapın. Veya yapamayacaklarınızı da yapabileceğiniz bir hale getirin. Anavatan Türkiye karşısında rezil olmayın. Kendi halkınız karşısında rezil olmayın. Çünkü siz bu halka meydan okuyarak binlerce kişinin grev yaptığı ortamda siz kalkıp bu protokolü imzalıyorsunuz. Mesela CTP ne yaptı? Özkan Yorgancıoğlu döneminde protokolü yaptı, imzaladı. Sonra uygulayamadı. Uygulayamadı, hatta başbakanlıktan da gitti. Parti başkanlığından da gitti arkasından. Hepsinden gitti. Yani o yüzden Sayın Birikim Özgür'den özellikle şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Tufan Erulman ne diyor? Açık açık söylüyor. Yani biz kendi imzamıza sadık kalmıyoruz. Sözümüzün arkasında duramıyoruz biz. Benim Ulusal Birlik Partisi'nin içinden Sayın Ersin Tatar da bunu söylemedi mi? Söyledi. Yani arkadaşlar, madem bu imzayı atmadan önce tartışamıyorsunuz, atmayın bu imzayı.
Bir adama bakarsan sözüne bakarsın. Ne kadar sözünü yerine getirebiliyor. E şimdi size anavatan Türkiye kalkar da ne söylerse. Bizde şey var ya, o meşhur. Yani bak şimdi birazcık oraya geleceğim. Programın da sonuna geliyoruz. Hallederiz mantığı var ya. Mesela arabayı götürüyorsun ustaya, makinesi veriyorsun burada bizim yan tahta sanayide. Bakıyor hallederek diyor. Dursun ne gün şey hallederek diyor. Akşama gel diyor. Akşam gidiyorsun. Sen paradan bahset ver diyor. Parayı ne veriyorsun? Daha da halledecek oluyor yani. Aynı o işe benziyor. Yarın gel diyor. Öbürsü gün gel diyor. Birazcık da bu sistemdeki, bu sistemin bu halde olmasını vatandaş da istemiyor mu sevgili olsun? Tamam abi. Vatandaş da bu işten söylediğiniz... yani sadece bilmiyorum. Siyasete topu atmak, siyasetçiye topu atmak da acı biraz, konuşayım abi. Birazcık şey değil mi? Acımasızlık değil mi? Acı konuşayım işte. Bir gün senin canlı yayındayken gözlerimiz doluyordu o trafik kazasından sonra. Yapmıştık. Bir gün sabah Allah göstermesin bir evladımızın kaybettiğiyle uyanırsak o zaman işte çok çok geç kalmış oluruz. Ama hiç şu noktadayım. Ama... Şu noktadayım. Halk bu konuda gözünü açtığını ve artık kulaklarını açtığına inanıyorum ki sosyal medyayla özellikle vallahi, sosyal medyayla televizyonlar ben, sizler çok güzel gün yüzüne görüyorum her gün ben de dolaşıyorum. Ben de siyasetin içindeyim. Ben de politika yapıyorum. Okullarımız, hastanelerimiz, yollarımız, nüfusu kaldırıyor. İnsanlar şikayet ediyor ama günü ve zamanı geldiğinde o şikayetler farklı bir şekilde değişecek. Yani orada bir arkadaşın anketi vardı. Onu gösterip durma. Yok, ben o ankete yani önünde anket bir anket var. Yani bir ankete sabahtan beri bir ankete bakıyorsun. Bir şey o ankete bakıp da bir takım baraj altında kalacak siyasi partileri heveslendirmeyin. Güçlendirmeyin çünkü onlar da kendilerini bir şey sanmaya başladı o siyasi partiler. Halk şu anda onlara prim vermiyor. Bu ülkede iş yapacak yeni bir yapıyı, yeni bir anlayışı getirecek. Bakın partisel anlamda demiyorum ben. Yeni bir anlayışı getirecek. Ben bu halka i̇nşallah, bu güveniyorum. İnşallah. Bak ben inşallah diyorum sana. İnşallah. Peki. Haftaya tekrar beraber olacağız sevgili Oğuz Köse ile. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hep peki dedim, tamam dedim. Ha dedim, hi dedim çünkü yeni yönetimin ilk programı çok fazla ateşlemek istemedim. Efendim hafta başladı. Az sonra Diyalog Ana Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haberleri izleyeceksiniz. Bizler yarın akşamüstü yine aynı saatlerde bu ekranlarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Sağlıklı, keyifli bir akşam geçirmeniz dileğimizle. Hoşçakalın. Diyalog TV.